sürekli karşıya geldim. Zeynep'le gidiyorum. MasterChef'teki Furkan'la bir video çekeceğiz onun kanalına. Onu buraya alalım. Alkışlarla. Güneşleri şu evlere getirin abi. O şey. Çekime geliyorsun. Moda tasarım okuyan birisi buraya kombinle gelir. Ya. Senin gözlerin çift renk Furkan. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. O zaman manlı. Sonra zaten sen elendin. Senin modan geçmiş bitmiş ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Yine vlog çekmek istedim. Çünkü bu günlük yaşantılarımda neler yaptığımı size göstermeyi seviyorum. Şimdi neredeyim? Şimdi karşıya geldim. Zeynep'le de gidiyorum. Zeynep'in doğum gününde yanında olamamıştım. Ben de Üsküdar'a çekime geldim. MasterChef'teki Furkan'la bir video çekeceğiz onun kanalına. Ben de dedim ki bari vlog çekeyim. Neler yapıyoruz işte, ne çekiyoruz, nasıl gidiyor falan filan derken bunları vloglamak istedim. Ama oraya geçmeden önce de işte çekim ortalama 1,5 saat var. Zeynep'e uğrayayım dedim. Şimdi pasta almaya geldim. Pasta aldıktan sonra Zeynep zaten büyük sokak arkada diye düşünüyorum. Orada olmuş olacağım. Zeynep'e gittiğimde zaten çekerim. Şimdi Zeynep'e geldim. Sizin de bir şey göstereceğim size. Sadece bir şey göstereceğim. Bekleyin. Zeynep'i bir botaniğe çevirmiş. Özkaya Botanik. Özkaya Botanik. Bakın burada da bir şeyler var. Başka nerede bir şey var? Çiçek var mı? Oralarda var. Kurutulmuş bir şey var. Orada şöyle bak şey yapayım. Şurada kurutulmuş bir şeyler var. Ay bu arada bakın. İyi ki doğdun kız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şimdi oldun. 23 oldum abla. Ay Zeynep benden büyüksün şu an. Evet şu an büyüğüm. Zeynep kaç abla. Abla. Abla iyi ki doğdun abla bakın. Çileğimiz iyi ki doğmuş. Çok güzel yani çileğini. Neyse biz de şimdi oturup sohbet edelim. Dilek sonra tekrar konuşuruz. Hadi dile. Biraz uzun oluyor bu. Tamam hadi dile. Şuna ilgili bir şey. Allah Allah. Şuna ilgili bir şey. Fır. Sen de dile bir şeyler. Mama gelsin. Fırfır. Ya atlarsa pasta. Bitti atlamaz. Üflüyorum. Üfle. İyi ki doğdun. Sağlıklar. Canım da geldi. Bir kahve yapmış. Evet. Ay çok teşekkür ederiz. Neyse hadi biz oturalım. Anne renkleri ters olmuş. Sana değil heyecanlandım. Şimdi çekime geldim. Zeynep'e çok fazla duramadım. Hatta orada hiçbir şey çekemedim. Çünkü baya birbirimizi özlemişiz. O kadar güzel bir stüdyoya geldim ki arkada bir mutfak var. İçeride bir mutfak var. Burada böyle çok güzel dekorlar falan var. Gerçekten burayı ilk defa görüyorum. Biz niye buralarda video çekmiyoruz ya? Ben şurada bir fotoğraf çekeyim. Vallahi çok güzel. Şimdi Sedatlar da burada. Ben bu video tek başıma devam edemem diye Sedat'ı çağırdım. Biz de orada Furkan'la birlikte çekim yaparken siz de Sedat'la birlikte beni izlemiş olacaksınız. Gerçekten güzel bir video olacağına inanıyorum. Burası aşırı güzel. Işık kaçmadan benim fotoğraf çekilmem lazım. Herkes çok sessiz ama şu an çok utanıyorum. Ha yok sıkıntı değil. Vlogramı çekmekten çok memnun musun? Memnun olurum. İnsanlar vlogger oluyor ama benim vloggerım sen olmuyor musun? Ben çünkü telefon tutmaktan yorulamıyorum. Tutamıyoruz. Geçen de Günay tutmuş. Evet ben tutamıyorum ya da çok sallıyor. Ben bence bir kamera alayım. Bunu bana ver. Bu benim direkt olsun mu? Olsun mu? Tamam. Ben çok ağır. Ben bunu şey yapamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Furkan'la birlikte video çekiyoruz. Bakın. Bakın. Ne kadar güzel. Abi kadraja giremedik. Buradaki her şeyi size sayabilirim. Öyle bir mutfak bilgim var yani gerçekten. Tamam sen beni çek. Ben bu işi yapmayı istemiyorum. Ben kameraman olmayı sevmediğim için vlog çekmeyi sevmiyorum aslında. Aslında seviyorum. Ya da sevmiyorum. Sen olsan seviyorum. Okul vlogum mesela. Rahat oluyorsun. Rahat oluyorum. Hiç kamerayı tutan var. Aynen. Bir şey yapacaksam kamera değerine düşmüyorum. Senin sayende. Teşekkür ederim. Tekrardan. Sesli mikrofon. Başladım. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi mükemmel bir mizan plus hazırladım. Ve bugünkü yapacağımız cheesecake herkesin tarifini merak ettiği ve herkesin çok tükettiği San Sebastian cheesecake yapıyoruz. Ama bugün ben yapmayacağım. Ben elime hiçbir şey sürmeyeceğim. Bir konuğum var. Mükemmel bir insan. Kendisi tam bir kararsız. Selena'nın nazlısı ama bizim Dilara'mız. Onu buraya alalım. Alkışlarla. İyi ben de çok heyecanlıyım. Niye? Hayatında hiç cheesecake yaptın mı? Cheesecake yapmadım mutfağa ama... Mutfağa girdin mi? Girdim. Yumurta kırabiliyor musun? Kırarım.
Evet. Şimdi bu aşçılık terimleri. Saçımı toplamayayım mı ben? Meme şef nerede? Meme şef şu evlere getirin abi. O şeyim. Aa dur. Ha bak şöyle yapacağız. Nasıl şef de favorin kimdi bu abi? Söylemeyeceğim. Niye? Söylemeyeceğim. Çok merak ediyorum. Söylemeyeceğim. Barbaros. Yo niye küsüyüm ki ben Barbaros'u... İlk başta Uğur'du. Uğur'u eğlenince çok üzüldüm. Sonra ilk başta Barbaros'u Uğur'u çok destekliyordum. Açıkçası. Yani Barbaros da ikinci oldu zaten. Bence gayet iyi başarı yani. Zaten tam açıklanmaya yakın sinirlendim. Git modumu izlemedim. Niye açıklanmaya yakın niye sinirleniyorsun? Açıklanmadan niye sinirleniyorsun ki? Hayır anladım. Son Somer şefe çıkıyordu herhalde. Son yaptığı tabak. Evet Serhat'ın tabağına göre bir tık sıkıntılı oldu. Nasıl yap ben anlamadım ya. Sinirlendim bak. Barbaros'a da buradan selam söylüyoruz. Çekime geliyorsun, moda tasarım okuyan birisi burayı kombinle gelir. Hayır yani böyle foje retinatlı, makyajlı, ne bileyim iyi küpen yok bak. Ne oldu biliyor musun? Çok düşünüyorsun. Yok, hayır normalde bugün Eray'ı da alacaktım ben. Eray gelmedi. Senden önce Eray'ı alacaktım. Sen öyle ikinci konuk olacaktın. Ama Eray gelmediği için sen de birinci konuk sorulmuşsun. Her neyse. Ve kanalıma seni ben açıyorum. Birinci konuk oldum. Yararlı mı olacak, zararlı mı olacak? Kanalı kapattıracak mı, açtıracak mı? Bakacağız, göreceğiz bakalım hayırlısı. Senin kanalın var hala hazırda değil mi? Var. Furkan'ı da takip edin, izleyebilir. Ne zaman koyacaksın? Önümüzdeki hafta koymayı planlıyoruz. Çok heyecanlı. Bugün ne günlerde? Çarşamba. Büyük ihtimalle en geç haftaya, en erken de bu hafta yayında olur. Zaten biz esamanda koyarız herhalde değil mi? Tabii. Ben normalde cumartesi giriyorum. Sıkıntı değil yani. Cumartesi mi giriyorsun? Ay sıkıntı. Ya da ben önceden ben bunu koyarım. İnsanlar izler. İşte fikri izlemez. Benim haberim olmaz. Bölümün tüm şeylerini ileride söylemiş olur size. Benim kanalda girip bakmazsınız. Ben de dilerle teşekkür ederim. Yani San Sebastian yaptık. Bu kadar. Çok basit değil mi? Basit yalnız, cidden basit. Ya basit çünkü hiçbir şeyin ne karıştırmadın, her şey makine yaptı. Makine yapmasaydı ben yapsaydım. Her şeyini burada ben gramajladım, önüne koydum ve daha ne yapacaksın zaten. Hadi başka bir şey yapalım. Çikolata eritiyoruz işte. Heyecan yok bu çocukta. Heyecan nerede olacak biliyor musun? Biz bu San Sebastian'ı dilimleyeceğiz ya. Tabağa koyacağız. Üstüne böyle yukarıdan aşağı çikolatayı gezdireceğiz. Ondan sonra o kaşıkla, o çikolatayla, labneyle birlikte onu yiyeceğiz. Heyecan orada olacak. Çocuk puanı. Güzel anlattın mı? Çok güzel anlattım. Hadi şunu çalıştır ya. Hı? Çalıştır. Kendini tutma. Gazını ver. Gazınızı ver diyor. Gazı zaten az var ya. Aç. Nereye? Artıya doğru bak. Orada resim var. Artı var. Aynen. Artı. Açıldı. Tuşuna bas. Buna. Aynen. Aaa. Eriteyim mi? Nasıl da eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Eritebilirsin. Hiçbir şey yapmaz zaten. Neden? Boş bir şey buldum. Boş bir şey değil. Mesela ben bunda tatlı yaparken içine pandispanya falan koyuyorum. Hani yapıyorum ya tatlı. Hani kek yapıyorsun ya. Onun yumurtasıyla şekerini şey yapmak için mesela bunu böyle yer. Buralarına gezdiriyorum. Bu içindeki malzemeyi ısıtıyor. İçindeki malzemeyi ısıtınca daha iyi birbirine deniyorsun. Öyle yani. Bir şey değil mi? Yaptım ya. Kullanmayı bilmeyene vermiyoruz. Bakabilir miyim ne yandı? Bakabilir miyim ne yandı? Abi, yaktı, makinen yaktı ya. Neyse önemli. Ama bir dakika, yak demedim mi? Sen kendine yak. Yak demedim mi? Yak dedin ama yaptım. İşte sabit tutacağını bilmiyordum ki. Ezdir demedi ki. Tamam, ben... Neyse arkadaşlar, bundan sonra şunu alsanız mı? Kimse söyle mi, anlamadım. Geçti bak, geçti. Alırız ne ya? Var mı bir pastacılık hayali? Ben pastacı olmayı seviyorum ya. Vardı bir ara da. Kaç defa tatlı yaptın pasta? Ben evde sürekli yapıyorum. Hiç YouTube'unda ben görmedim tatlı pasta bir şey yaptım. Yapmıyorum orada ne çünkü. Yapıyorsun? İnsanlara bu yeteneğimi göstermek istemiyorum. Ha. Gizli şefinden. Gizli şeyler bırakıyorsun yani. Evet. İnsanlara her noktanı göstermiyorsun. Artık. Evde çalışıyorum pastacı bazılanıyorum. Seneye izleyeceğiz. Güzel şeyler yapıyorum. Çok güzel kekler yaparım gerçekten. Şef Dalili. Ondan sonra portakallı. Şey limonlu, yani ıslak kek. Ama herkes çok seviyor kutu. Elin yanar. Yok mu bir porsiyon? Tamam yanmadı işte. Porsiyon değil, porsiyon. Şimdi bunu güzel bir eritip, şişen, çizgi
şunu üstüne. Pişmeyen cheesecake. Dönür ısınıyor dur. Benim saçım çok kötü olmuş. Hiçbiriniz de söylemediniz be. Yo, gayet iyi bence. Bence de çok doğal. Doğallık yani değil mi? Bizim şeyimiz ne? Doğallık. Doğal doğal hiç gerek yok. Kıyafetim beni ilgilendirmediler. Saçıma bakıyorum. Saçım beni ilgilendirmiyor. Toplu mu toplu bitti. Tamam. Nasıl durduğu tamam. Hiç önemli değil tamam. Yani. Tamam. Sen neresin? Hayır bakayım. Hem kendi bir göçmenlik seziyorum ama göçmen olamazsın. Kaymakçı ne biliyorsun? Nereli olabilirsin ki gözlerin? Sen Diyarbakır. Oha. Göçmenlikten Diyarbakır'ın yalnız kaydı. Bak göçmenler ayrıdır. Hani biraz sarışın. Tamam. Ama Diyarbakırlılar böyle biraz hani daha... Gözlerinden Diyarbakır dedim. Hani nasıl anladın? Elamsı, yeşilimsi ya. Çift renk göz nasıl Diyarbakırlı oluyor? Aa senin gözlerin çift renk Fuku. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. Yok. O zaman Vanlı. Ne de oya gittin ama olmaz ki. Lan Van kedisinden çıktım yola. Evet güzel tahmin. Ben Karadenizliyim. Trabzon, Rize. Bak burnum öyle mi? Trabzon, Rize burnu var mı bende? Yok. Yok. Yaptırmış olabilirsin. Yok yok gayet doğal. Şey Samsun. Biraz sol tarafa git böyle. Gerçi ismini bile belki bilmiyorsun. Dur ki yani. Giresun. Amasra'yı biliyor musun? Amasya. Amasra. Amasra. Yok. Bilmiyorsun. İnkumu falan böyle hiç o tarafları duydun mu? Bartın dedi. Bartın. Nerede biliyor musun? Hayır. Coğrafya dersine girmedin mi? Selena'dayken hani okula gidemiyormuşsun ya sonra bırakıp okula gitmişsin falan. Hayır. Orada işlerken ben setteyim ya. Ondan böyle oldu. Bartın dedim yani. Ama dediğim gibi herkes beni bir göçmen böyle bir... Evet böyle bir şeyim sanki var. Yurt dışından gelmişim böyle Rus'um vesaire. Diyor ki insan hayatta diyor Bartın'da demezsin. Gözlerini kimden almışsın böyle? Sülalede yok. Yok mu? Vallahi yok. Çok ilginç. Sen neresin? Ben göçmenim. Yugoslav. Bilmiyorsun sen de. Yani bir Bartınlı olarak göçmen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Keşke Vanlı olsaydın gözlerinden dolayı. Niye ki? Van kedisi miydi? Van kedisinde gözleri öyle ya, fark ediyor. Tamam ne fark ediyor Vanlı ol. Olduğum zaman ne değişikti? Ben sana burada Vanlıyım desin. Çok havalı. Vanlı olmak havalı olmak. Tamam. Bunlar kamera arkası. Yayınladığın zaman insanlar niye bu atmıyor vesaire demesin. Çünkü fırını ısıtmamız gerekiyordu. Ve şimdi bak. Büyük karıştırman gerekiyor. Karıştırmazsan eğer pirkin bir görüntü veriyor. Hmm. Eve gidince ben de yaptım. Evet, atlamadım. Öğrendin artık. Vallahi öğrendim. Yapman lazım zaten. Yok mu burada ne sütü, ne sütü, ne sütü reçeli? Ne sütü reçeli, süt reçeli mi? Ne sütü, ne ineği. Süt reçeli. Süt reçeli, aynen. Yok mu burada süt reçeli eve giderken götürün? Yok vallahi ya. Ama bulabilirsin diye düşünüyorum marketlerde. Evde yaptığım için evde vardı. Bayağı vardı, yarım litre falan. Bimde var mı? Bundan da. Bimde aramadım hiç ya. Furkan Survivor'a giden yok mu? Survivor başladı, devam ediyor. Nereye gidiyorsun? Bir dahakine. Sana burada mutfakta tatlı çözü yok ya. Benim Survivor'da işim yok. Ben yemeğim yaparım, tatlımı yaparım, içerim. Ya benim hedefim Survivor, oradan bir film, dizi vesaire değil. Niye ha? Oyuncu olabilirsin aslında? Olabilir. Yine büyük konuşmayayım. Belki bir filmde, bir dizide aşçı olarak yine oynayabilirim yani. Aşçı olarak. Niye başka bir şey olsun? Ya şimdi sana şöyle diyeyim. Sen Serena'ya niye katıldın? Oyuncu olmak için. Ben MasterChef'e niye katıldım? Şef. Yani böyle kısa bir şekilde sana açıklayabilirim. Yani hedefim benim MasterChef'e katılıp da Survivor'a geçeyim, oradan oraya geçeyim, işte film, dizi vesaire değildi. Yani MasterChef'e katılanlar da şimdi yani normal şef olmuyor. Yani hepsi böyle bir fenomen oluyorlar, ünlü oluyorlar. Dağılım artık ama YouTube çekiyoruz falan öyle yani anladın mı? Ya ama YouTube'da ne yapıyoruz? Sonuç olarak yemeğimizi yapıyoruz yani. Yani hobi olarak çekiyorum ben mesela YouTube'a. İnsanlar görsün, öğrensin. Sen de gör, öğren, öyle evde şeftali kekten başka bir şeyler yapmayı bil diye sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Normal yemek de ve sen iyi normal yemek öğrenmişsin ha, iyi gittin MasterChef'te. Sağ ol ya. Vallahi iyi gittin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seneye katıl da seni de görelim. Beni olmaz lan. Sen daha elemeden geçelim. Hatta sen şeye de çıkamazsın. Sen elemede ne yapmıştın? Oha onu hatırlarsan ben bunu aşağı kendim hatırlarım. Hatırlamazsın. Hatırlarım. Telefonu yok değil mi? Yok. Yok. Barbaros'un ne yaptığını hatırlıyordum galiba. Ne yaptın? Balıklı bir şey yaptı. Evet doğru halim ona. Ya ben izliyorum gibi inanmıyorum. YouTube'da bile özetlerine bakıyorum ya. Söyle ne yaptın? Tatlı yapmadın sen ama. Ne zahmet yani şimdi. Tatlı şey yapmadın. Yapıyorsun.
Hatırlamıyorum. Kuzu sırtı yapmıştım. Kuzu böyle bunun muhabbeti olmuş sonra galiba değil mi? Elemelerde bir tane kuzu sırtı bir şey yapmıştın sanki. Ben söyledim, benim dediğimi tekrar edin. Hayır, onu demiyorum. Ne? İçeri girdikten sonra. Ya evde otururken boş boş izlemişsin. Boş boş! Buna boş dedim şu an. Hayır, boş boş izlemişsin. Yani ay, böyle... gayet çok iyi izledim yani. Dikkat etmeden. Bu arada gayet... Bir şey diyeceğim, gidiyordunuz ya şehir dışına. Kalıyor muydunuz, geliyor muydunuz? Nerelerde kaldık? Çanakkale'de kaldık. Adana'da kalmadık yani. Sabah gittik, akşam geri döndük. Çanakkale'de kalmasaydınız, orada kalsaydınız yani. Ya işte farklı oluyor onlar. Yani onu ekip ayarladığı için biz de bir şey diyemiyoruz. Valla bir tek Çanakkale'yi hatırlıyorum ya. Sonra zaten sen elendin. Damla bir, sen iki abi. Herkes elenmemden vursun. Ama yani elenmeyi hak etmiyorsun. O yüzden sinirleniyorum sana yani. Gel bir de dön. Zaten ezdin yetmiyor. Hayır, ezmiyorum. Estağfurullah yani. Abi böyle televizyon başında... Kolay olmuyor şimdi. İşte bugün şu makyaj malzememi kullandım. Çok güzel. Ya açayım bir MasterChef izleyeyim. Tık. Böyle olmuyor yani. Böyle olsaydı ben zaten şampiyon olmuştum. Bak bugün bu tabağımı yaptım. Meme Şef kesin beğenecek. Tık. Geçtim turu. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak, akşam eve gidince baksaydın telefondan yemek tarifleri. Aa sen olayı bilmiyorsun. Aldılar telefonu. Tabii canım. Biliyorum. Biliyorum. Twitter'dan bayağı takip ediyor. İlk başlarda serbestti. Sonradan işte elenelim şah oluyor, belli oluyor vesaire. Buldular mı kimin imşaladığını? Yok, bulamadık. Yok, buldular aslında bir yer. Hatta yanı, benim elendiğimi sen biliyor muydun önceden? Biliyordum. Twitter'da gördüm. Saçmalamadın. Evet. Yoktu. İki tane ihtimal vardı. Bir sen vardın, bir de senin yanında bir kız daha vardı. Kız, oha ben kızla elemeye girmedim ki ya. Hayır ya, ya bu eğlenecek ya bu eğlenceyi gördüm ben. Ben Uğur, Barbaros, ben girdim, tamam mı? Hayır ben şeyi gördüm. Ay Yüce ile senin yan yana. Neyse, bizim o hafta işte bu bilgi sızdıranı bulmuşlar. Ben elendim ama karşı taraf bilemediği için Uğur elendi olarak çıktı. Yani kimse benim bileceğimi bilmiyordu. Herkes Uğur biliyordu. Uğur. Evet, Uğur da birinci çıktı. Uğur şeye çıktı, doğru. Hı-hı. Peki bir ara yurtdışından geldiler, eleme oynadılar. Sonra herkesin gözü kutumuzdaydı. O zaman eleme olduğunu hemen öğrendiniz değil mi içeride? O zaman öğrendiniz yani. Nasıl ya? Bak şimdi, siz eleme oynadınız. Ondan sonra 3 kişi çıkacaktı. Barbaros falan da vardı elemede. Ben elenmiş miydim mi? Sen elenmiştin galiba. Ya o zaman ben nereden bileyim? Bu izlememiş sonrasını. Vallahi izlemedim ya. Sonra herkes böyle gözleri kıpkırmızı çıktı içeriden. O an mı öğrendiler ben onu merak ettim. Açıp selam izliyor musun? Hep karşıma çıkıyor. Yok izliyor musun? İzliyorum. Yani merak ediyor musun? İzliyorum. Ben pek merak etmiyorum. Güzel cevap. Öğrendikten sonra. Her gün A2'de, akşam 6'da. A2 ne ya? Kanal. Pardon, TV8'den başka kanal. A2 diye bir kanal var. Yok, kanal diye dersin, show dersin, star dersin. Yok artık, eski bölümlerini oynadılar orada. A2 ben duydunuz mu ya? ATV'nin yan kanalı. Böyle, 100 kanaldan birinde denk geliyor. 100 kanaldan birinde denk geliyor. Ya zaten önde oynatacak halleri yok ya eski bir diziyi. Senin modan geçmiş bitmiş ya Dilara ya. Yok mu yeni dizimizi bir şey oyunculuk böyle bu moda okuyuşunu hani yansıtabileceğin güzel roller, karakterler. Oyunculuğu yapmak istiyor muyum? Şu an bir muallaktayım. Teklif geliyor mu sorsan sen? Bununla alakalı bir şey değil. Ben zaten şu an oyunculuk ajansıyla çalışmıyorum. Allah Allah. Sosyal medya ajansıyla çalışıyorum. Yok mu iş ileride? Ne olacak yani... senin hedefin de mesela yani? İnsan seni izliyor, biliyor. Ama hedefin ne olduğunu merak ediyordur. Benim hedefim Dilara ne için? Var şu an. Ya, evet, ne için? İnsanları influence etmek için. Ama influencerlık bir hedef mi? Hayır tabii ki. Benim başka hedeflerim var, bunu söyleyemiyorum yani şu an burada. Ha, gizli projeler, gizli işler evet. Falan filan. Yani ben sürekli toplantılara gidiyorum yani. Ne çıkıyor toplantılardan? Sonra söyleyeceğim, ne yapacağım. Dilara, kusura bakma bu projeniz bu sefer... Hayır be, oyunculukla ilgili bir şey değil. Kendimle alakalı başka bir şey yapıyorum. Sen mi dedin mi? O zaman hayırlı olsun. YouTube'da video çekmek mi? Beni bütün gün ezdi. Bütün gün ezmedi mi beni? Haklıysam haklısın dedi. Neden oyunculukta ezdi, teknik gelmiyor dedi. Böylesin dedi, ne oldu giriyorsun dedi, reddettiler mi dedi. Sen ne yapıyorsun?
amcan Furkan. Söyle neyi söyledi Furkan? Neydi? Yalçın. Yalçın. Soyadını bilmiyorum. Benimki biliyor musun? Dur. Dilara şeyle başlıyordu. Değil mi? Kurtulmuş mu? Evet. Söyledi. Ya. Söyledin mi bunu? İnsanlar senin Nazlı olarak biliyor. Ben burada soyadını söyleyememişim. Çok mu ya? Tabii. Kaç yaşındasın sen? Ben mi 20? Furkan benden küçüksün. Evet. Aa. Yeni mi öğrendin? Gerçekten yeni mi öğrendin? Yok gelmedi ya dedim. Merak etmesin çabuk. Ben seni aynıyız falan diye biliyordum. Ya işte hayat böyle. Daha önüne gidecek çok yol var Furkan. Yani iki sene öndesin. Bir sene öndesin. Gelip bana diyorsun ki çok yürüyen şey var. Sen 40 yaşında. Ben büyüğüm ya şimdi. Hani abla demek isterdim. Evet şu anda San Sebastian'ımız fırından çıktı. Bakıyorum Dilara çok güzel yapmış. Benden de iyi yapmış. Mükemmel yapmış. Sadece biraz üstündeki karamelizasyon oranı bir tık fazla olabilir. O da fırından kaynaklı. Her fırın aynı etkiyi vermiyor. Şimdi çok iyi değil mi? Şimdi onu sana var ya bir güzel tabaklayacağım. Birlikte yiyeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Yine uzun geçen bir çekim sonrasında vlogu devam ettirmeyi unutan bir Dilara ile karşınızdayım. Ama ben zaten bu videoyu Furkan'la bir şeyleri size göstermek ve işte birazcık Furkan'la işte sohbetimizi size göstermek istedim. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Daha başka videolarda ve vloglarda bence görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sürü like atmayı, bir sürü yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Furkan'ın da kanalı şurada bir yerde. Hepinizi çok öptüm.